Asıl maçını arkadaşlar, katliam. Katliam. Arma aşkı adına savaşan iki takım. Daha erkenden daha güçsüz olduğu eşleşmelere. Onun nasıl... Katliam. Özet, tamam, sakin olun. Görüyorum. Hepsini görüyorum. Özeti. Oynayacak. Özellikle Houston ne yapacağı çok... Önce draft'ı hemen konuşalım. Draft bence Galatasaray adına gayet iyiydi. Top lane matchup'ı nasıl bilmiyorum ama Galatasaray'ın draft'ı daha güzel duruyor burada. Ama Kartus'u almışlar. Kartus'u biliyorsunuz. Dün izledik zaten. Kartus'u alan kazandı resmen. Daha erkenden daha güçsüz olduğu eşleşmelere. Onun nasıl oynayacağı, özellikle Houston ne yapacağı çok önemli. Çünkü tutuşturla giden bir ekarım var. Tamamen baskıyı oradan kurmak isteyecekler. Artı Rek'Sai'nin bütün erken oyun baskısını üste kanalize ederlerse Gangplank'lerin bu tarz durumlarda 100 milyon, 150 milyon geriye düşüşünü gördük. Özet oğlum bu. Sakin ol. Elinde Braum olmasının çok büyük bir avantajı vardı. Bugün Braum'u nasıl kullanacak? O çok kritik olacak gerçekten. Aşağıda bir kere daha takısa giriyorlar. Ormancılar buraya geliyor şimdi. Hem Tayyip hem Kirey burada Japon'a yine 3-2 bırak. Biriktirdi ama Tolerant aldı. Japon'a geç sıçra attı burada bu arada. Oradaki bir saniyelik farkı gördünüz değil mi? Kaçıyor bu sefer. Şimdi orada sıçrayla gelen bir tane. Bak. Burada Japon'a yine 3-2 7 ping sonuçta yani. Atabilir orada. Kaçıyor bu sefer. Zıp, şimdi şu an atması lazım. E'ye de manası yoktu ya. Biraz anlaki tabi. Ben dedim herhalde Galatasaray çok fena hazırlandı. Mahvedecekler. Bu 2 kill. Yetmedi. Hayır. Gabbro birebir de aldı skoru. Yukarıda da bu matchup zaten Zoe için güzel bir matchup. Bastı burada. Bunun avantajını kullanabilirler. Aşağıda şimdi bir kere daha takas var burada. Japon'un sersemlediğini görüyoruz ama Tolerant bu sefer zor durumda kalan kendisi oldu. Bir de ulti geliyor şimdi Kirey'den. Kartus'un ultisini çok unutuyor ya herkes. Mernus'a sıçrasını atmak zorunda kaldı. Bir de Gangplank ultisi gelmişti oraya. Bence de draft'ı iyiydi ilk maç Galatasaray. Yani orada iki tane burada Bolu temiz oynuyor. Yukarı nasıl çıkmıyor ya? Böyle bir şey olmaması lazım. Gelmişti oraya. Orada yukarı çıkmalı bence Hiro. Yani orada iki tanesi vardı. Bu arada ortada Gabbro bu sefer sıçrasını atmak zorunda kalıyor. Rek'Sai ultisini alan bir Bolu var. Evet. Ne ararsan abi var. Minionlara baksana. Gabbro'nun minion'ı çok az. Yusuf minini az. Top'ta ne oldu bilmiyorum ama minler çok az. Mendes yine kesmiş. Farm Simulator. Bu tertemizdi. Aslında Rex'e direkt ulti basması lazım ya agrodan çıkması için. Bak. Şu an ulti. Kule agrosundan çıkamadı ulti basamadığı için. Rex'e skorunu almayı başardı. Aslında Kartus'un da yardımıyla burada skor almış ama Bolulu. Bolulu hemen yukarıya ışınlanma rotasyonu yaptı. Ve baktığımız zaman aşağıdan 3 barikat alan bir bindir. Burası çok iyiydi abi, helal olsun. Tırnaklarıyla kazıdı. Burada aradan çıkarmak istediği isim Japone. Japone. Acaba burada ultiye gerek var mı? İlla oyun yapacak. Botu var. Burada aradan çıkarmak istediği isim Japone. Japone. Şimdi burada kalkanı da ekstradan getirdi aldı. Ama. E'ye de gerek yoktu. Aldı. Zorladı, skoru aldı. Hades de birebir. Hades'in işi zor olabilir. Hades kafa atmış Q'ya ya. Oy. Hades evine. Burada tam da Gabbro'ya yakışan bir oyun oldu, onu söyleyelim bu arada. Şimdi Bollu yakalandı. Galatasaray bir kere daha gaza bastı dakikalarda şu an. Oraya Japon'un üstü geliyor. Bollu hala hayatta ve burada Bollu. Abi Hiro 2v1 atıyor ya. Böyle bir şey var mı? Gabbro'ya yakışan bir oyun oldu, onu söyleyelim bu arada. Hekarim ultisi çalmak da ne bileyim. Bir kere daha gaza bastı dakikalarda şu an. Niye deme içemiyor? Onu söyleyelim bu arada. Şimdi Bollu yakalandı. Hiro iyi zıplattı. Bu Rek'Sai vurmuyor beyler. Oraya Japon'un üstü geliyor. Bollu hala hayatta ve burada Bollu'nun kurtulduğunu, Taiki'nin öldüğünü göreceğiz. Taiki kaçıyor ama nereye kadar? Helal Bolulu. O skoru Japon eve. Bolulu 3. skorunu yedi göller. Ejder Bulut Ejderi olacak. Şimdi aşağıda Madness çok güzel takası. Çok iyi. Son anda Japon'a kurtarıyor burada ama. Yeter abi yeter, tamam sakin. Son bir hasar Madness'tan ultiyle kurtardı. Oğlum ya. Hades'i ne yapmışlar öyle ya? Ultinin adının hakkını veren. Hades'in bu ara herhalde parmaklardan çok çene çalışıyor. Twitter'da görüyorum. Koridorda eşitliği geldi ama Hios'un burada dayanması biraz daha zor olacak. Kirey'i de geliyor Hios. Şimdi burada Hios skorunu istiyorlar ama Hios hemen ultiyi kullandı. Japone zorlayacak mı? Üçüncü yük için orada hızla geliyor ama Hios arkasına bile bakmadan kaçtı. Hios'tan burada çok büyük bir hata göründü. Taiki çok kötü oynadı ya bu seri. Yani orada ultisine çok ihtiyacı olacak, en azından kulenin altına girebilecek. Baya baya. Zaten size ileride bir yer göstereceğim. Yani Galatasaray'ın gelmesi takımın sorununu anlayacaksınız. Ekrem ultisi defansif bir şekilde kaçmak için kullandı. Ama en azından hani Fenerbahçe tarafının şu ana kadar
olan bir tane daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Bolu ile Hios arasında birebir bir kere daha kırbaç. Çok iyi E bu arada. Çok iyi. Helal olsun Bolu'ya. Herkes tutturamaz onu. Çok hızlı koşuyor. Ne kadar olan bir tane daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Bolu ile Hios arasında birebir bir kere daha kırbaç zincir tuttu burada Hios'un. Pek şanslı olacağını zannetmiyorum. Bir de Kirey'den ulti geliyor. Skor yine Kirey'de. En önemli şampiyonundan oldu aslında. Savaş başlatma konusunda ama Hades bir kere daha düşmek üzere. Taiki geldi şimdi. Taiki burada Hades'i kullanabilecek mi ulti ama Taiki abicim Hades ne yapıyor bu Taiki ya? Taiki geldi şimdi. Taiki niye ulti attı? Burada Hades'i kullanabilecek mi ulti ama Hades burada uzaklaşmayı başardı. En önemli şampiyonundan oldu aslında. Savaş çok iyi abi burası. Slip Trouble Bubble yemiş. Taiki geldi şimdi. Taiki. Niye ulti atıyor burada ki? Burada Hades'i kullanabilecek mi ulti ama Hades burada uzaklaşmayı başardı. Bir de yani bunu yaparken Hekarim ölüyor abi bak. Hekarim'in ölü olduğu zaman yapmışlar. Çok kötü, çok kötü. Hekarim bir de carry arkadaşlar yani. Oyunun basit kurallarından birisidir. Carry ölüyken fight yapmazsın. Şampiyonundan oldu aslında. Savaş başlatma konusunda ama Hades bir kere daha. Tamam bundan sonra çıkacaksın geriye. Burada Hades'i kullanabilecek mi ulti ama Hades burada uzaklaşmayı. Bu çok kötü, bu direkt kaybettirmiş oyunu. Şimdi Gadro ile Madness'ın yapabileceği tek şey kaçmak. Bir noktaya gelebilmek istiyorlarsa o savaşı almak zorundalar çünkü Karthus çok yani fed ya. Dün benim solo queue'da oynadım Karthus gibi. 150 farm dakika 20 3-0-3. Bitmiş oyun ya. Altın farkın yani 2500 olduğuna bakmayın. Aslında şu an 2-3 katı kadar etki yapıyor bu kompozisyonla. Orta koridorda alınan kulenin ardından bir de Bulut Ejderi 1907 Fenerbahçe. Umutsuz noktaya doğru gidiyor. Onun etkisi var. Mendes'e helal olsun. Çok agresif oynamış. Takımın ihtiyacı olan şey buydu bence. Bu sefer de Kirey'i kurtuluşa doğru gönderiyor. Tolerant zor pozisyonda. Tolerant'ın buradan çıkışı yok. Mendes orada ama çok zamansız yapmış. Bakalım. Umutsuz noktaya doğru gidiyor. Yo aslında güzel yapmış. Sadece Zoe uzak. Ama herkes uzak ya. Zamansız olmuş biraz. Ama dash atıp çıkabilir. Ama arkasını görmüyorlar tabii. Bir şey de diyemem. Arkasını görmemişler. Vision yok. Kural 2. Vision yokken savaşma. Vision olmadığı yerde savaşma. Doğru gönderiyor. Tolerant zor pozisyonda. Tolerant'ın buradan çıkışı yok. Mendes orada bekliyor. Mendes çıkamayacak. Son anda Hades'in roketi geldi. Arkada Tolerant'a düştü. Hios bir karşılıklı skor alıyor ama. Hades pozisyonu aldı. Bu yeterli olacak mı? Şimdi Kirey'i de alacağını arkadan geldi. Üzücü olmuş ya ilk maç. Umutsuz bir noktaya başlamış olabilir. Tolerant yetim dariyle gelsin diye geride bekledi ama Tolerant iyi başlamış olabilir. Tolerant yetim dariyle gelsin diye geride bekledi ama Tolerant sıçrayla çıktı diğer taraftan bir kere. Güzel deş bu güzel olabilir bak. Japone bu sefer önde yakaladı. Ama çok önde adamlar ya. Rex'e ultisi de geldi. Bu sefer skor aldılar ama Bolulu. Oha o damage neydi lan? Rex'e ultisi de geldi. Bu sefer skor aldılar ama Bolulu. Braum ultisiyle vurduğu damage'i görüyor musunuz? Lan Braum AP Braum mı oynasam bugün? Japone bu sefer Duden de patlıyor galiba. Kaçabilecek mi? Rex'e ultisi de geldi. Bu sefer skor aldılar ama Bolulu. Arkada inanılmaz bir hasar geliyor. Hades'in de vuruşları var burada. Kerilemiş ya Bolulu. Helal. Kireyi Bolulu. Başa bela. Bir skor daha aldı. 4-4 mi? Hayır. Ruin çaldı son anda. Ruin son anda çaldı. GG. Yapacak bir şey yok. Ama geç oyunda net bir taşıyıcıya sahipler. Yani Galatasaray kötü oynamış. Fener müthiş oynamamış. Galatasaray çok kötü oynamış. Ya hamle yapıp hepsini kaybet. Aa MGX. MGX girmiş. Arka taraftan Taiki de geliyor ama. Galatasaray'ın botu kazanıyor bu arada hep. Arka taraftan Taiki de geliyor ama. Şimdi bir de Kirey'nin yaklaştığını görüyoruz. Burada ormancıların da gelişiyle 3-3 bir pozisyon olacak. Madness sıçrasını atmak zorunda kaldı. Tolerant önde kaldı. Ama hep böyle dönüşte kaybediyorlar. Değişiyor burada. Ve hem Tolerant hem Taiki sıçra atlama. Son bir hasar gelecek Madness'ten. Bir de şifa ikkan. Hades. Taiki izliyoruz. Tolerant önde kaldı. Yaklaştığını görüyoruz. Burada ormancıların da gelişiyle 3-3 bir pozisyon olacak. Madness sıçrasını atmak zorunda kaldı. Tolerant önde kaldı. Kirey'nin gelişiyle beraber işler değişiyor burada. Ve hem Tolerant hem Taiki sıçra atlama. Son bir hasar gelecek Madness'ten. Bir de şifa ikkan. Hades burada agresif oynadı. Yine sıçradı falan pozundaydı. Taiki agresif oynadı buraya ışınlan gelecek diye. Güzel de bir sıçra ama Hades bırakmayacak peşini. Ooo tertemiz oynamış Hades. Başarıyor. Şimdi orada yakalanan bir isim Japone. Hios şu an 5. seviye. Kirey de geldi. Burada Hios. Bu teleport çok kötü ya. Yani kötü Hades derken Hios için çok kötü. Kirey'den gelecek gibi son anda kazıklı zemin. Burada ölse bir de var ya. Ya dikkat ettiyseniz Galatasaray hep bir şey deniyor ama bitiremiyorlar. Ne denir? Execute iyi değil. Nasıl diyeceğim bunu? Bitiricilik çok kötü abi. Aynen futboldan. Gelmiyor ama Kirey'den gelecek gibi. Son anda kazıklı zemin.
Arkadan tamam, ya fikir var. Kalista devreye girmiş durumda. Ryze'da rotasyonlar yapabilirler. Ya. Hemen hemen eşit çıktı. Ha burası işte. Yani burada abi şu an Galatasaray'ın sorununu bana bu fight sonrası bir cümleyle anlatın chat'e ya. Bakalım kim doğru bilecek. Bu fight'ta ne yapıyorlar? İyi izleyin. Hemen hemen eşit çıktılar bu takastan ama şimdi Japonya'yı yakaladı. MGX geri dönüyor. Baya bakın. Bak Tolerant giriyor, tamam mı? Biri girdiyse herkes girecek. MGX geri dönüyor. Taiki şöyle bir geri dönüyor. Sonra Vay giriyor, Tolerant çıkıyor. Vay içeri giriyor, Tolerant çıkıyor abi. Sonra Vay'ı bırakıyorlar. Sonra Bololu burada çocukları avlıyor. Ölüyordu burada az kalsın. Kireyi kurtardı. Tolerant aldı. Şimdi MGX'in de kendi alacak gibi duruyor. Son bir hasar. MGX'in kendisi de öldürmesine izin vermedi ve Kireyi sıçrayla içeri girip bu skoru da almayı başardı ve 2-2 yapar. Yani kendisi. Burada ben dedim ki bunlar hayatta kazanamaz. Ne oluyor öyle? Başka bir takım olsa da kazanamazlar. Aç aç aç. Braum ultisini çalan Sylas aslında Sylas Voodoo. Ne? Braum'un ultisini çalan Sylas aslında Sylas Voodoo mu? Anlayan var mı donate'i? Hasarı Sylas vurdu zaten. Biliyoruz. Onu mu demek istemiyor? Ha vurdu vurdu. Zaten Sylas vurdu oğlum. Yani Braum kendi takımına ultiyle damage vuramıyor ki. Burayı bir kez daha izliyoruz ve Galatasaray'ın sorununu görüyoruz arkadaşlar. Ve ben burayı izledikten sonra bu seriyi kazanmalarına imkan yok dedim. Tolerant girdiği anda herkesin girmesi lazım. %100. Tolerant'ın da yukarı Kalista'ya kaçması lazım. Hemen hemen ama galiba Kai sıkıştırıyor Kalista'yı. Yani. Tolerant bu sefer önde kalan isim kendisi olacak. Kireyden de yüksek bir hasar. Taiki sıçrayla içeri girdi. Taiki büyük ihtimal hiç Vay oynamadı. Sonra Vay oynamak istedi. Reis. Şu lige geri dön. Midlane öksüz kaldı. Bu arada Manavgat'tan selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam abi. Manavgat benim bu arada çocukluğumun geçtiği memleket. Teşekkür ederim. Bakalım yazın dönebiliriz, dönemeyebiliriz. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim donate'in için. Burada önce Tolerant aldı. Şimdi MGX'in Antalya'nın bir ilçesi. Son bir hasar. MGX'in kendisini öldürmesine izin verdi. Irmağı ile ünlü. Başka hiçbir şey yok. Almayı başardı ve 2-2 yapar isim kendisi oldu. Şelale ile pardon. Buradan çıkmayı başardı. Taiki çok fazla zorlamak istemedi ama diğer tarafta Kindred yani Kire'yi rahat bir biçimde alamet alacak. Sesi de şimdi geldi. Bir de kule geliyor. 1907 Fenerbahçe yukarıdan aldı kuleyle beraber ilk. Geçen gün G2 maçını izliyorum. Dün mü? Dünden önce mi ne? Caps abi Lissandra'ya karşı TP Ryze oynadı ya. Bunu nasıl cezalandıramıyorlar? Maçı tek tek izlemedim ama çok merak ettim. Yani aslında lane'den kurtulduktan sonra sideline'e de gerek yok çok fazla cleanse ama ilginç. Kuleyi de aldı. Galatasaray Espor burada 4 kişiyle kuleyi almaya çalışıyordu ama ve alametin hala üzerinde olduğunu hatırlatalım. Çok rahat bir şekilde. Daha alamet var. Dakika 15'te 6k gold farkı ne ya? Yani şu an bekliyor ama yani yaklaşabilecek durumda bile değil aslında Kinder'da birebir de. Ufak bir akıl oyunu. Ama bu akıl oyunu orta koridor kulesini kurtarmayacak ve 1907 Fenerbahçe 3 dakika içinde de 3 kuleyi birden açmayı başardı. Bu arada Hades bir de Mendes almak istiyor ama yetmedi aslan. Oy. Oyun bitmiş ya. Fenerbahçe ama bir kulenin daha yetmiş yanı neler olabileceğini. Tolerant biraz fazla derinde. Buradan kurtulabilecek mi acaba dediğim anda arkadan Neos geldi ve oy. Tolerant biraz fazla derinde. Buradan kurtulabilecek mi acaba dediğim anda arkadan Neos geldi ve Neos. Ziyafeti çekti orada. Bollu oradan kaçacak, uzaklaşacak. Ama yalnız Madness kötü pozisyonda yakalanmış. Şimdi Madness bir de ulti kullanıyor. Bu sefer aha, trollemişler. Kuleyi onu kovalamaya devam edecek. 2 yük, 3 yük. Şimdi arkadan Hades de geldi. Better Jungle wins. Güzel oynadı burayı Hades ve Kire'yi. Taiki sadece bir Gromp almak istemişti. Masum bir Gromp avcısıydı ama better. Ormanda sıçrası ve arındırı var. Yukarıda bir şeyler dönecek ulti. Şimdi yukarıda çünkü tek başına MJX güzel sıçra. Arkadan Bollu yaklaşacak mı? MGX buradan uzaklaştı. Nereye oğlum? Hades oğlum nereye istiyor. Gidiyorsun? Hades bunu peşini bırakacak gibi değil. MGX birebir de bu skoru istiyor. Hades'i alabilecek mi? Hades hayır dedi burada. Son vuruşu da yapacak. Patlayıcı yükle beraber Hades skoru aldı. Hızlı biçimde alacaklar.
Süre sayıyorum. 5.5 saniye sürdü. Şu an. Abi ama hem Clans alıp hem Mercury botları almış Ryze ya. Biraz troll olmuş o. Sıra ekibi için gerçekten çok zor. Bololu çok kötü pozisyonda kaldı. Over extend. Cevap verme fırsatını yarattı abi ya. Yani Fenerbahçe de muhteşem oynamamış. Galatasaray'da çok büyük sorunlar var abi. Belli oluyor zaten. Büyük ihtimal antrenman falan yapmadılar bence. Bakalım sup maçı bayağı keyifli olacak. Fenerbahçe sup. Hadi çok güzel bir noktaya kaçtı. Bir anda pozisyonu değiştirdi ama Mendes'in ötesi. Çok iyi. Çok kötü. Kindred'e atsa var ya şunu. Oğlum Kindred'e atması lazım ya. Bir de Kayle ultisi geldi karşısına. Bolulu herkesi buzdan bir mezara koydu. Bolulu yok ettiler. Ve Kindred bitirdi. Bolulu'nun bitirdiği pozisyon inanılır gibi. Fenerbahçe çok yakalanıp ölmüş ama büyük ihtimal 10k gold önde olduklarını bildiği için ya. O yüzden bir şey demiyorum. Yani gerçekten çok disiplinsizlik çok oluyor rakip zayıf olunca. Onu öyle. Aşımı aç. Musa ne demiş abi? Selam Nuru. Sence finalde kim kazanır? Sana göre hangi takım daha iyi veya daha avantajlı? Tahminin nedir skor olarak da? Abi şöyle, Supermassive iyi draft yaptığında bence maçı kazanır. Ama Fenerbahçe'nin draftı olsun, şampiyon pulları olsun çok geniş. Yani Kire'yi ne bileyim, karşı Karthus jungle aldığında Kindred alabilir. Çok iş yapabilir. Kindred ultisini zaten biliyorsunuz. Ruin zaten başa bela. Ama karşıda da Supermassive'in bot lane'i var. İyi oynadıklarında mahvediyorlar. Yani bu seride, bu seriye göre Fenerbahçe'yi yargılamak istemiyorum. Lige göre yargılamak daha iyi olur. Çünkü Galatasaray'da bir takım içi bir uyumsuzluk var. O yüzden yani bir çok zor karar vermek aslında. Ya Bolulu'yla Frozen'ın performansına bağlı. Dediğim gibi draft'a da bağlı. Storm Kirey'e karşı ne kadar varlık gösterir göstermez. Aslında bu maçtan sonra Sup'la Fener'in bir ilk maçını izleyelim. Evet, tutarsa bir ihtimal. Yani... Evet, Royale karşı çok iyi. İlk iki maç çok iyi oynadı Sup Royale karşı ama 3. ve 4. maçta hem draft'ta trollediler hem de oyunda trollediler. Özellikle Kurt Adam. Kışkırtması var şöyle. Gerekirse onu açacak. Kurt Adam. Tutarsa bir avantaj alabilirler oradan ama tutmazsa bence Kamil'in bu noktadan sonra, o öyle bir pozisyondan sonra maça dönebilme şansı da yok. Yalnız Kirey bir kere daha geldi. Kötü pozisyonda yakalanan bir Tolerant var. Güzel sıçra Kirey'den. Orada sersemletmeye yakalanmadı. Tolerant ilk kan olacak burada. Son vuruş. Hemen Tolerant'ın bir surat analizini yapalım. Yalnız Kirey bir kere daha geldi. Kötü pozisyonda yakalanan bir Tolerant var. Güzel sıçra Kirey'den. Orada sersemletmeye yakalanmadı. Tolerant kazanmak istemiş. Son vuruşta Hades'ten geldi. Kirex'i varken orada görüş olmasa bile görüş var ki. Geliyor bu arada. Burada skoru almak istiyorlar. Peki çekmiş ya çizgi şampiyonunu. Ruin çıkışta burada son vuruşu yiyecek. Şimdi Işınlan geliyor. Tolerant yakaladı Japone'yi. Orada çok iyi. Işınlan değil de Hyos'un ultisi geliyordu bu arada. Japone skoru çok rahat alınacak. Skoru da Madness'a bıraktılar. Madness için rahat bir skor ve Galatasaray Espor burada proaktif bir oyunla beraber. Evet. Proaktifler muaktifler. Şimdi orta koridora Gabbro bir kere daha bolluya çok yüksek bir hasar. Oo. Son anda uçtu. Flash'ını alırdın mı? Ya tam şuradayken şuraya gitse şurada kule vurmuyor arkadaşlar. Kulenin biraz sağ tarafta kule. Şuraya gidip flash'ını alabilirdi bence şurada. Şurada dursa. Kule tam şurada vurmuyor. Yüksek bir hasar. Tam range'inde yani beklemesi lazım. Ejder'e gitmedi ve Tayyip'i biraz daha zaman kazandı ama Kirey'i buraya yaklaşıyor. Çalındı güzel bir pusu. O pusudan iki sersemletle birden çıktı Tolerant'tan. Japone çok önde yakalandı. Japone skorunu alacak burada Madness. Son bir vuruş ve evet Madness skoru aldı. Arka tarafta Ejder için savaş devam ediyor. Tayyip'i bırakmak zorunda kaldı. Vayne free kaldığında çok vuruyor ya. Lanet olası hero. Evet, Vladimir yukarıda kasmaya devam ediyor arada. Hani birazcık fark oluştu. Ufak bir tecrübe farkı da söz konusu ama şu an en azından flash'ını alacak zaten. Öldüremeyecek demedim ki. İletişimi biraz daha düzeltmiş gibiler. Kanıtladı Fenerbahçe ve hemen Ejder aldı. Olmadığını da biliyorlar. Oyun iyi oynamış. Manası yok aynen. Ah ya, öldü. Oğlum nereye atıyorsun ya? Eğer kendinizden emin değilsiniz arkadaşlar spell'i tutturacağınıza dair, adamın üstüne atın. Ya da arkadaşınızla Mundo vs Mundo oynayın. Olmadığını biliyordu. Bolulu sıçra kullanmak zorunda kaldı. Tolerant Bolulu'nun gideceği yöne doğru denedi kemik. Hayır, orada geriye dodge'lanmaz ki. Geriye dodge'larsa korki hayvan gibi demeye çalışıyor. Bolulu sıçra kullanmak zorunda kaldı.
baskını ama bolluk. Ama denemiş. Burada Tödel farklı denemekten bir zarar gelmez. Şimdi burada sadece maç kaybedersin. Japonel'in buradan çıkışı yok. Skor geliyor. Kireyi zorlayacak mı acaba Hades'le beraber? Hades ultisini kullanmıştı ama Galatasaray burada güzel kesmişler Braum'u ya. Bayağı güzel kesmişler. Gadro'da yakında. Gadro'yu da Play'i alabilirlerdi ama niye baskı kurmadı? Yerli hamle yapamamışlardı. Kireyi yakaladı. Çok iyi. Tolerant solo carry atmaya çalışmış. Hadi Kireyi yakalandı bu arada. Mendes'ten çok yüksek atar. Diğer tarafta Gadro Bolulu birebir ama Bolulu buradan uzaklaşmayı başardı. Hani çok daha adalet toplu gözüküyor bu maçta. Tayiki geliyor, Gadro geliyor, arkadan bir de Shen ultisi geliyor. Tayiki sıç. Adalet toplu gözüküyor bu maçta. Tayiki geliyor, Gadro geliyor, arkadan bir de. Hani çok daha adalet toplu gözüküyor bu maçta. Tayiki geliyor, Gadro geliyor, arkadan bir de Shen ultisi geliyor. Tayiki sıçrayla geldi oraya ama istediği gibi olmadı. Şimdi iki kişilik bölge fırlayışı. Hios çok ama... güzel girdi ama arkadan gelen bir win var. Kanını çekti Tolerant'ın. Birebirlik skor değişimi. Şimdi ulti orada 3 kişiye birden tuttu. Win buradan skor çıkaracak. Gadro son canıyla uzaklaştı. Tayiki buradan çıkabilecek mi acaba? Tayiki uzaklaşmaya çalışıyor. Bolulu geldi, kaçın. Havada öldü. Ah be abi, Bolulu'nun şansını gördünüz mü? Tayiki uzaklaşmaya çalışıyor. Hayır. Havada öldü. Tam flash W yapacak. Aynı anda Shen E atıyor. Tayiki uzaklaşmaya çalışıyor. Hayır. Yani Shen'in E'sine flash atıyor. Yanlış söyledim. Anla ki ya. Orada W koysa hepsini alacak. Süperstar olma şansı kaçmış yine. Dün de Dumble kaçırmıştı. Abi Bolulu Lissandra'dan başka bir şey oynayacak mı artık diyorsunuz ama Lissandra'nın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Kore'de, Avrupa'da, Amerika'da neredeyse her oyun alınıyor ya da yasaklanıyor. Şu an bela olduğunu biliyorsunuz ama sanırım finaller 9.7'de oynanacak. Daha da görmeyiz. 3 kişi şu an gri ekrana bakıyor. Önce Gadro'nun üçlü kuvvetli hasar. Ay. Şimdi burada Hios yakalandı. Hios'tan çok güzel bir oyun ama yetecek mi? Bitti bitti. O hareketler şey böyle. Bittiğine dair mesajlar. Yine olay. Tolerant neredeyse düşecekti ama Kuleon'a vurmadığı için ayakta kaldı. Şimdi Tayiki şansını deniyor. Gadro'nun hasarını tutmadı. Tayiki. Şimdi onun uzaklaşabilecek mi? Uzaktan gelen hiçlik topu tutmadı. Tayiki. Reis'ten yine bir overextend. Tayiki'nin üzerinde görüş var. Tayiki buradan çıkamayacak. Ruin de buradan çıkamayacak. Çıkamayan çıkamayana. Skor burada Korki'ye gitti. Tayiki'den ne oluyor? Çaresiz bir deneme. Yani bir tarafta Gadro, diğer tarafta Hades. İkisi de skorları aldı. Madness şimdi aşağıdan kuleyi alıyor. Maçta heyecan, aksiyon bitiyor. Bu maçı rahat kazanabilirlermiş ya. Ben yani kaybettiler, hemen bakalım. Tayiki anında Bolu'nun üzerine atlıyor. Gadro geliyor yandan. Çok Gadro, iyi. Oğlum bu maç Korki'nin itemlerine bak, dakika 20 daha. Ama. Solo carry atabilir ya. Kirey şimdi çok zor. Demece bak, ulan birini crit at be. %20 mi? %25 mi? Yine o hasar çıktı. Bir crit atıyor abi, 400. Beyne falan tek atar şu an. Buradan ışınlanı yok. Maçın ikinci ama Galatasaray için birinci çünkü Galatasaray. Oo, Mountain falan, Infernal falan. Nasıl kaybettiler bu maçı ya? Kesin Tayiki trolledi ya. Yani Gadro yalnız burada güzel. Zor bir pozisyon olabilir. İpileri boşa gitti abi. Bakıyorum, sıçrası var. Japone burada sıçrayla bir oyun yapmak isteyecek diye tahmin ediyorum ama Hios da burada. Onu kovalıyor lan adamlar. Fenerbahçe burada içeri girmek istiyor. Tolerant'ı yakalayacaklar. Tolerant arkada yakalandı ama Bolulu ciddi mi? Ha, aşağıdan Elad giriyormuş. Güzel flash Mendes. Bolulu'yu da tutmayı başardı. Bir sıçra geliyor. Şimdi Mendes oraya girdi ve bir anda... Bravo Mendes. Mendes çok solid oynamış burayı. Helal. Tolerant buradan uzaklaşmaya çalışıyor ve Tolerant hala hayatta. Çok iyi oynadılar. Çok iyiydi. Burası çok iyiydi. İkilisi inhibitor kulesine doğru gidiyorlar ve onları durdurabilecek bir kişi bile yok. Yok. Bir kişi bile buraya gelemez. Gadro'da üçlü kuvvet var. Kireyi gri ekrana bir skor daha. Galatasaray gerçekten bu kaostan yararlandı. Cimbom Galatasaray. İnhibitor kulesini almayı başardılar. Şimdi burada Baron onları... Bolu'daki rahatlığa bakın. Abi yeneceğiz zaten ya. Bak harekete bak. Baron'a gidiyorlar. Baron'a gidiyorlar. Yukarıdan da inhibitor kulesini almayı başardılar. Şimdi... Burada Baron için çok rahat bir hedef. Çünkü hem rakibin kaos yaratabilecek şampiyonu Lissandra ortada yok, hem de ormancıları yok. Yani Ruin burada sıçrayla bir şey deneyebilir. Ruin Hades ikilisi tek şansları ama denemediler. Hiç zorlamadılar. Tolerant asıl maç haftaya. Vallahi haftaya böyle orta koridordan kuleyi hemen aldılar. İnanılmaz bir maç olacak gibi. Yani en keyifli final olabilir. En keyifli kış mevsimi olabilir bakalım. Korki'nin de Tristana'dan sonra belki de en kule canavarı şampiyonlardan biri olduğunu biliyoruz.
Bayağı sağlam bir maçtı önceki. Şimdi orta koridorda. Umarım 3-0 bitmez sadece ya. Sadece bir tane. Büyük bomba yedi orada. Büyük ulti yedi. Şimdi inhibitörü zorlamak istiyor Galatasaray. Şu an yanlış yapıyorlar. Bir kişinin tapta olması lazım. 4 kişinin midde. Urki'den müthiş bir paket kullanımı. Kullandı Galatasaray bro. Şimdi orta koridora bir otomatik saldırı yapacak mı? Hayır, çok üst ama yukarıdan alacaklar şimdi. Tamam, bu da olur. Fenerbahçe trolledi. Kaldır oyunu orada, tek üzerine gelince. Bollu içeri girecek Mehmet. Bollu şansını deniyor burada. Çok iyi stun. Galatasaray tek üzerine gelince. Bollu içeri girecek Mehmet. Bollu şansını deniyor burada ama çok yüksek bir hasar yedi. Galatasaray'dan destek gelse Bollu'nun düştüğünü görecektik. Son bir vuruş lazım sadece inhibitöre. Galatasaray Espor. KMF'ye gitmem ya herhalde. Bir kere daha kızıl havuz. Ruin'in sıçrası var. Hemen orada Zonya'sı kullandı. Ruin buradan uzaklaşabilecek gibi duruyor. Japoneler de bir ulti geldi arka tarafta. Şimdi burada Tolerant uzaklaştı ama Taiki için aynısı geçerli mi? Son anda Shen ultisi. Shen ultisiyle Taiki buradan uzaklaşmayı başardı ama içeri giren Japone. Ay çok yakındı. Abi God Bro, çok parmaklarının bitmiş senin, çok yavaşsın. İçeri giren bir Japone. Tolerant ultisi. Bu damage'i nereden yiyor bu? Ha, Vayne vuruyor. Hades çok iyi oynamış burayı. Mendes'i izleyelim, izlemedim. İçeri giren bir Japone. Tolerant ultisi boşa gitti. Şimdi Bollu içeri giriyor. Galatasaray son anda karşılama arka tarafta. Mendes. 2 skor birden. Öteki tarafta Bollu Mendes'i katletse de. Yine de Galatasaray burada skorlar alıyor. Vayne hepsini keser. Hades kovalamaya devam edecek gibi duruyor. Gadro arkaya giderken orada Hades'e bir bomba daha attı. Yunca o da düştü. Mendes çok iyi oynamamış ya. 16 maç sonra. Spiker gaza getirdi. İnhibitor kaybetti. Taiki. Agresif bir oyun sergileyecek mi diye baktık ama şimdi Kire'yi içeri giriyor. Gadro. Abicim ne yapıyorsun ya? Çıldıracağım. Agresif bir oyun sergileyecek mi diye baktık ama şimdi Kire'yi içeri giriyor. Gadro oradan uzaklaşmayı başardı. Araya giren bir Ruin var. Ruin oradan uzaklaşabilecek mi dedi. Hadi oğlum hepsine vur vur vur. Orkin hepsini öldürmesi lazım şu an. Oğlum bu Vayne ne vuruyor böyle? Guinzolu Vayne'e ne zaman nerf gelecek acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şu damage'e bak. Nice. Hades'ten Bollu'nun tamamladığı bir skor daha. Şimdi 3'te 3 geldi. Bollu'nun tamamladığı o skoru. Şimdi 3'te 3 geldi ve düştü ya. Rakibine cevap vermeyi başaramadı bu sefer. Hades, Vayne artık devreye girdi. Galbro tek başına dayanmaya çalışıyor. Bakalım 1907 Fenerbahçe buradan bir şey çıkarabilecek mi? Baron şu anda hayatta ama yukarıda minyonlar. Güzel fight force'lamış ama. Fenerbahçe adamın. Kurtarmak zorunda. Fenerli evet, kimse başa çıkamaz. Başardı ama Bollu'dan çok güzel bir giriş. Galbro son anda hayatta kalıcı balık uçakla. Taiki yakalanıyor şimdi. Hades Taiki'yi almak istiyor. Taiki burada Hex'e kultimatomunu kullandı ama yeterli değil. Hios da düştü. Hios da düştü. Yine Hades'ten çok yüksek hasar. İzlemedim, dur chat'e bakıyordum. Nexus kulesini kurtarmaya karar kurtarmak verdi. Zorunda. Bakalım Galatasaray şu an ne yapabilir? Yani grup olmanına gerek yok. Hios'un ultisi yok. Büyük ihtimal Fener'in Baron'a girdiğini düşündüler. Aynen girmiş zaten. God Bro mid inhibe gidiyor. Evet. Galiba. Karşısına Ruin çıkıyor. Bololu. Aman tanrım. GG ya. Lissandra'nın öyle girdiği bir fight'ı kaybet. Kaybediyorsan karşındaki rakip Griffin'dir. Taiki yakalanıyor şimdi. Hades Taiki'yi almak istiyor. Taiki burada Hex'e kultimatomunu kullanıyor. Taiki ne yapıyor? Taiki yakalanıyor şimdi. Flash'ı var burada. Taiki almak istiyor. Taiki burada Hex'e kultimatomunu kullanıyor ama yeterli değil. Hios da düştü. Hios da düştü. Yine Hades'ten çok yüksek hasar. Önce Taiki'yi bitirdi, sonra Hios'u. Burada 1907 Fenerbahçe Baron'u alırken Mendes ve Tolerant inhibitörlerine gidiyor. Hades'i mi izleyeyim? Oğlum arkadan sıkıyor işte ya. Eldike'nin görevi. Çok güzel bir giriş. Buranın gizli kahramanı şey. Bololu. Bütün her şeyi o düzenliyor. Hadi sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık, Q. Hades Taiki'yi almak istiyor. Sağ tık. Sağ tık. Kadar. Hios da düştü. Bololu öyle mi? Flash W ulti bilmem ne Zonya Q. Burada 1907 Fenerbahçe Baron'u alırken Mendes ve Tolerant inhibitörlerine gidiyor. Arkadan gelen ilk kişi var. Mendes ve Tolerant. Oğlum inhibe alın bari, öldünüz. Mendes yakalandı. Mendes'i burada düşürüyor. Joyaz 35 hoş geldin abi. Teşekkürler. Mendes hala hayatta. Mendes hayatta kalmayı başardı, inanılmaz. Çıkabilecek mi buradan? Mendes hayatta kalmayı düşünü görebiliriz. Bakalım burayı daha nasıl iyi oynayabilirmiş. Mendes yakalandı. Tolerant ilk başta öldü benim çocuk diyor. Ah. Bizim Pyke'den niye bu ulti kaçırıyor ya? Çıkabilecek mi buradan? Hayır! Büyük hata! Bollu burada!
Hades. Hayır, yürüyerek gidecek. Hem Ruin hem Bolulu. Nesi büyük ama hata anlamadım. Kuleleri almaya devam ediyor. Kulelerde durum 7'ye 3 oldu. Şimdi orta koridordan da bir kule almak isteyecek 1907 Fenerbahçe Baron. Yani Kemilşen, Kemil Zonya alacak abi. Tamam, J'yi bitirmiş de. Kemilşen yapıp bu Vayne'i 30 kere öldürmeleri lazımdı. Böyle baktı. Yok yok aga, ben buraya girerim. Ulan var ya, aslında Korki yerine Galio alsalarmış. Fenerbahçe ve hem aşağıda hem orta koridorda alacakları kulelerle beraber durumu 6'ya getirebilirler. Ama ortada biraz daha temkinliler. Tolerant kireyi çekti. Ya Galio ile bu arada Kai'Sa o kadar iyi oluyor ki. Güzel komp olurmuş valla, Galio alsalarmış bana. Ama Japone hemen ileri doğru atıldı, onu kurtarmak için Bolu'nun hangisi boyun, Bolu neredeyse düşecekti. Korki'nin damage'i gördük yine. Uç kızım. Galatasaray burada rakibi oyalamak istiyor ve inhibitor alacak gibi duruyor yukarıda. Gadro, Gadro için rahat bir inhibitor. Bakar mısın ya? Gadro inhibitor almayı yanına başardı. Gerçekten çok kritik bir hamle yani. Galio Lissandra matchup'ı okey, farm matchup'ı abi. Galio CC'leri sayesinde Lissandra'yı kesebiliyorsun. Galio'yu kesmek biraz zor ama. Ama Rek'Sai varken kesebilirsin ya. Gadro flanking bro. Korki flank TP. Acayip bir ışınlan, 4 kişi burada. Acayip bir ışınlan. Bu ne ya? Arkadaşlar geliyor. Acayip bir ışınlan, 4 kişi burada birikebilir. Hemen Gadro. Flash şey TP flash. Düşmek üzere, tank orada düşecek bu arada, onu söyleyelim. Ama tekrar dirilecek. Arka tarafta tekrar dirilemeyecek bir isim var sonra. Hades. Sonra gelen bir şey ölçüsü. Hades kendini araya attı. Hades 4 kişinin arasında şu an ama. Tank ki orada düşen ilk isim oluyor. Abi sağ klik atmıyor Gadro ya. Niye böyle bir karar alıyor? Smart Tolerant. Ama son anda gelen bir şey ölçüsü. Hades kendini araya attı. Hades 4 kişinin arasında şu an ama. Tank ki orada düşen ilk isim oluyor. Şimdi Heels arkada. Gadro düşecek. Gadro düşecek. Gadro düşecek. Mi? Hayır. İnanılmaz. Koyul team. Gadro 10 canavar buldu ya. Oldu da bastı. Buldu. Mendes ve Hades birebir de birbirlerini öldürdüler. Işınlar geliyor. Işınlar üstte gidiyor, üstte. Evet evet, ışınlar üstte gidiyor. Bu arada diğer taraftan Tolerant ve Heos birebir yapıyor buradaki Kire'yle. Kire'yi pardon, birey yapıyor. Kire'yi buradan çıkabilecek mi? Son çıkıyor. Arka tarafta kim var diye bakıyoruz. Gadro kimse geliyor. Gadro geliyor şimdi. Gadro. Pasifi var. Orada birazdan paketiyle oh, beraber Kire'yi öldürüyor. Durdurmuyor muymuş o? Paket geldi. Kire'yle şansı yok. Buraya kadar skoru Gadro'ya gidiyor. Neler oluyor? Bombalıklı. Kire'nin sıçrası var. Kire'yi burada agresif bir oyun oynayabilir. Madness asıl hedefleri olacak. Madness çok iyi pozisyonda. Hemen cimbalı kuşağını kullandı ama Kire'yi avına güdümlü tutmadı. Ruin şansını zorlayacak mı? Ruin'in burada sıçrasının olmadığını söyleyelim. Ultisinde kullandı. Run run. Madness. Kire'yi avına güdümlü tutturup ulti atacak ama Madness'dan son anda bir hızlanma. Madness uzaklaşmaya çalışıyor. Madness kaçtı buradan. Madness kaçtı. Ve Kadim Ejderha'yı aldı Galatasaray. Şimdi Baron'a giden bir 1907 Fenerbahçe var. Kadim Ejderha'nın haberi geldi. Acaba buraya gidecek mi Galatasaray Espor? Burada Tolerant şansını deniyor. Burada görüşü almak istiyor. Hayalet sularını kullandı şimdi. Arkadan Madness. Oy ne vurdu lan? Tolerant şansını deniyor. Burada görüşü almak istiyor. Hayalet sularını kullandı şimdi. Arkadan Madness'dan bir ışık topu geldi. 4000 canlı Baron. Tolerant gelmeye çalışıyor. Tabii ki gelmeye çalışıyor. Galatasaray gelmeye fight çalışıyor. Önden fight. Yakınan bir Hades var. Hades şimdi ultisi takip ediyor. Abi Shen ultisi Taiki'ye var mı? Gelmeye var. Taiki giriyor sonra. Hades şimdi ultisi takip içeri doğru giriyor. Bir anda sen yani Taiki. Ölüyor. Arka tarafta Bollu birini yakaladı. Menis'in canı az mıydı? Abi Menis'in canı az. Niye fight diyorlar ya? Arka tarafta Bollu birini yakaladı. Bollu. Burada şimdi Menis öldürmeye çalışıyor. Menis'e düşüyor. Uyumsuzluk %100 ya. Böyle bir şey görmedim. Gadro düşüyor arka tarafta. Heos da çıkacak buradan. Heos skoru da çıkacak aradan ve burada. Serinin adamı Bollu. Serinin neşi Taiki. Minyonlar ne yapıyorsunuz? Galatasaray'ın lehine inanılmaz bir avantaj minyonlar. Işınlanıyor Heos'un. Gadro'nun aldığı yukarıdan bir dakika, aldığı. Bir dakika Tolerant her şeyi değiştirdi. Şimdi oyunu bitirmeye gidecekler mi acaba? Tolerant dediğin gibi şansın denedi ama olmayacak gibi duruyor Hades. Burada Japone ve Kire ile beraber oyunu bitirmeye gidecekler. 20 saniye Taiki, 28 saniye Madness, 30 saniye Gadro. Bunlar oyunu tutabilir mi sanmıyorum ama. Ya benim için abi, sizin için Hades olabilir de. Ya kimse içtiyse bilmiyorum. Tolerant şansını deniyor. Burada sersemleyen bir Japone var. Tolerant. Çene esit olmadı mı ya? Heos son şansını deniyor ama. Kire ile Hades vurmaya devam ediyor. Şimdi Taiki doğdu. Ne kadar vuruyor ya ben. Taiki Kire'yi vurmaya çalışıyor. Hades takip olacak ağır. Ama son skor geldi burada. Tarihinde ilk kez mi? Değil mi ya?